Hücum marşı. Davul. Üç usul. Haydi. Ya Allah. Thank you.
istemiyorum. Ayaklarınıza sağlık. Allah'a bu izden razı olsun. Hakkınızı helal edin. Dediler ki hava ayaz mı ayaz, bu ayazda sizi Mahmut Paşa'daki mitingimize kim gelir? Biz de dedik ki ya şu kor gibi yüreklerin karamayacağı ayaz mı var? Kor gibi yüreklerinizle geldiniz, iman dolu yüreklerinizle geldiniz, kardeşliğin sesine geldiniz, güzel kardeşlerim, canlarım, ciğerlerim, sana diyorum, mavi montum, sakin. Tamam. Şimdi benim güzeller güzel kardeşlerim, Mahmut Paşa'na hemşerilerim, ne dedik? Kardeşliğin sesine geldiniz, birliğin sesine geldiniz, üç ilerin altında birleştiniz dedik. Çünkü biz şuna iman ettik, burada Tokatlı ilçelerinde ne zaman ki kampanyamız başladı, o günden beri bir hakikate aykırıyoruz. Ne diyoruz? Bizim siyasetimizde husumet yok diyoruz. Bizim siyasetimizde hakaret yok diyoruz. Bizim siyasetimizde ötekileştirme yok diyoruz. Bizim siyasetimizde kök köpen arama yok diyoruz. Bizim siyasetimizde bize oy vermeyenleri yazdığımız kara kaplı defterler yok diyoruz. Bizim siyasetimiz ve kim hangi partiye oy vermiş devlet iskar düşünmeyeceğiz. Gözümüzün içine baka baka sana oy vermedim ve vermeyeceğim diyenin o tercihini alıp başımızın üstüne koyacağız. Hiçbir Tokatlı'yı bir diğerinden ayırmayacağız. Bunları söyledik ve dedik ki gelin bu masaya bir hoşgörü dergâhıdır. Üç yarın altında her köşe, her renge, her mesele, bu milletin her evladına, her siyasi tercihte bulunmuş olanına yer vardır. Gelin şu gönüllerinizi üç yerde birleştirin. Üç yer bir memleket sevdasıdır. Üç yer bir vatan sevdasıdır. Üç yer bir bayrak sevdasıdır. Bu bayrağın altında yaşamakta ihtiyar edin. Hangi renkler olursa olsun her bir memleket evladıyla hesaplaşalım. Diyoruz ki kimseye elhamdülillah Devlet Bahçeli hem hareketin lideri ve herkes anladı ki Türkiye'nin de lideri. Devlet Bahçeli şükürler olsun, adı gibi devlet, adı gibi devlet.
için şükranlarımı sunuyorum. Çünkü bu memleket ne zaman dara düşse, ne zaman uçurumun kenarına gelse, adı gibi devlet olan o Devlet Bahçeli çıktı ve elhamdülillah düşmana korku salan güvenmesiyle 17. bağımsız Türk Devleti'ni, yani üzerinde yaşadığımız dedelerimizin kurduğu İslam dünyasının kutup yıldızı olan, nerede bir mazlum gözyaşı dökse elini uzatan, nerede bir mazlum sığınacak iman arasa kapılarını açan bu 17. bağımsız Türk Devleti'ni yaşatmak için hep aynı zamanda bir şeye daha karar verdiler. İçinde Tok adında olduğu Anadolu illerinde adayların ayrı ayrı gösterilmesine ve kardeşçe rekabet etmelerine karar verdiler. İşte Tokat bu illerden bir tanesiydi. Tokat'ta kardeşçe rekabet edebilmek üzerine bütün ilçelerde ve merkezde, belediyelerde adaylarımızı ayrı ayrı gösterdik. Mütevelli oğlu Enver Bey'den merhum Saraçoğlu'na, Hüdayi Sayıbaş'a, Adnan Çiçek'e, adını saydığım sayamadığım, geçmişten bugüne kadar Tokat için bir çivi çakmış, Tokat için düşünmüş, üretmiş, nazlı kalbi Tokat için atmış kim varsa Cenab-ı Allah hepsinden razı olsun. Cenab-ı Allah Devlet-i Karahisar'dan razı olsun. Cenab-ı Allah Ali Şevçerek'ten razı olsun. Cenab-ı Allah Metin Gürdere'den razı olsun. Cenab-ı Allah bütün hizmetleri nedeniyle bugüne kadar Tokat'ı temsil etmiş her siyasi partiden, her renkten, bütün milletvekillerimizden Allah razı olsun. Bizim derdimiz kimseyle hesaplaşmak, kimsenin hatalarını tek tek milletin gözüne sokmak değil. Tokat'ta doğru yine çocuğun birinde, ana caddedeki esnafın birinde, mahalle arasındaki ablamın birinde ve esnafta, mal getiren köylünün birinde, meydana almış ve bir şey gelen köylünün birinde, meydan esnafının birinde, nedir biliyor musunuz? Tokat kararı vermiş, Tokat değişim istiyor. Tokat'ın tek bir şeye ihtiyacı var. Tokat'ın değişime ihtiyacı var. Bu değişimi yapmak zorundayız. Tokat'a taze kan getirmek zorundayız. Aksi takdirde bu kadim mahallelerimiz bir bir gözüne düşürülecek. Bu kadim mahallelerimiz kaderine terk edilecek. Şimdi diyorlar ki biz kentsel dönüşüm yapacağız. İnsanları 2019'un Tokat'ında musluktan suyu akmayan evlerden kurtaracaklarmış. Hareketinde de evlerden musluklardan çamur akıyor. Haberleri bir saygıdıkça oldu herhalde. Diyorlar ki Parakende'yi kurtaracağız. Mahmut Paşa'yı imar ve ihya edeceğiz. Erenler'de kentsel dönüşümü başlatacağız. Biz de onlara diyoruz ki 15 yıldır iş başında siz varsınız. Yapmadınız. Bundan sonra yapmayacağımıza bütün Tokat biliyor. Şimdi biz Tokatlı olarak diyoruz ki siz kimseyle derdiniz yok. Ama bu şehirde Tokatlı'nın oyu da kimsenin cebinde değil. Tokatlı'ya kim gelecek vaat edecekse, kim umut vaat edecekse, kim değişim vaat edecekse Tokatlı bu defa yüreğini Tokat için sandığa koyup bu değişime vize verecek. Bu değişime onay verecek. Bütün Tokat, bütün Tokatlı hep bir ağızdan Allah nasip ederse 31 Mart günüşünü diyecek. Diyecek ki yıllardır aynı tercihte bulundum. Yetkiyi ve mühürü verdim. Ama bu defa, bakalım bu defa ne olacak? Değişim diyecek, Milliyetçi Hareket Partisi'ne bu mühürü verecek. Diyecek ki değişimde bereket vardır. Diyecek ki
geçerken partili kardeşlerinde, Cumhuriyet Halk Partisi'ne daha önce oy vermiş kardeşlerinde, Bektaşi kardeşlerinde, Sünni kardeşlerinde, rızık ve nafakasını Tokat'ta arayan ve bulan bütün Tokatlı'nın zaferi olacak. Atlarımızın ve biz, bütün Milliyetçi Hareket Partisi kadroları, bu zaferi bütün Tokatlı'yla paylaşacağız. Bu zaferi bütün Tokatlı'ya yaşatacağız. Değişimin hikmetini ve bereketini 1 Nisan'dan itibaren bütün Tokatlı'ya göstereceğiz. Allah nasip ederse biz bu Tokat'ı Allah nasip ederse Tokatlı'yla beraber yöneteceğiz. Adnan Özmen bu Tokat'ı tek başına ya da yanına aldığı 3-5 kişiyi mutlu etmek için onlarla değil bütün Tokatlı'yla her rengiyle beraber hepsiyle görüşerek hepsiyle kafa kafaya vererek hepsiyle düşünerek hep birlikte de ortak akılla yönetecek. Tokat'ın yağmalanacak bir şey kalmadı. Tokat'ın yağmalanacak gazı kalmadı. Allah nasip ederse rant için gelmiyoruz. Korkut için gelmiyoruz. Allah şahit olsun. Tokat'ın geleceğini yeni baştan uçurmak için geliyoruz. Soruyorum size ya. Ya bu 800 küsür binlerden bu şehir 500 bini nasıl düştü o sene içerisinde? Bu 300 bin insan Bohara iş bulamadıkları için, bu insanlar istihdam edilemedikleri için, bu insanlar rızık ve nafakalarını burada bulamadıkları için analarının babalarının yanından ayrıldılar. Bu insanlar topraklarından ayrıldılar. Gurbete çıktılar. Gurbette rızık ve nafaka derdine düştüler. Biz şunu yapacağız. Allah nasip ederse Adnan abiyle o tertemiz yüreğiyle helali haramı bilen ama zinhar rantı bilmeyen yüreğiyle bütün giden Tokatlı'yı geri getireceğiz. Tek bir memleket evladını bu memleketten ayırmayacağız. Allah nasip ederse istihdam yaratacağız. Diyorlar ki istihdamı nasıl yaratacaksınız? Biz de onlara diyoruz ki önce Tokat'ta sosyal barışı sağlayacağız. Gönül köprüleri kuracağız. Hak ve adaleti tesis edeceğiz. Rüşveti ve torpili zinhar zikredilmez kavramlar haline getireceğiz. Kimseyi iş kurtul yurtlarında sefsefir etmeyeceğiz. Tokat'ın bütün imkanlarını, bütün evlatlarına hakça ve adil bir şekilde paylaştırmayı bütün dünyaya göstereceğiz. Öyle listeler falan yapmayacağız. Hak eden her memleket evladının rızkını ve nafakasını bu topraklarda arayacağı adil bir düzen inşa edeceğiz. İşte değişimin adresi bu yüzden Milliyetçi Hareket Partisi'dir. Biz seziyoruz, bize diyorlar ki değişimde hiçbir sorun yok. Tokat'ta yönetimin değişmesi lazım. Ama neden Adnan Özmen'e oy verelim diyorlar? Bakın, neden Adnan Özmen'e oy verelim diyorlar? Her yerde anlattık. Burada da haykıralım. Bu değişim, değişim demek savrulmak demek değildir. Değişim demek, Tokat'ı savurmak, savrulmak, kendinden geçirmek değildir. Tokat'ta değişim isteyenlerin gidebileceği en derin, en tecrübeli ve en ehilen Adnan Özmen'dir. Allah'a şükürler olsun, bugün bütün anketlerde yansıdığı üzere Milliyetçi Hareket Partisi Tokat'ta %40 bandını 2 hafta önce açmıştır ve gümür yolu şimdi Tokat'ta kararını verdi ve değişim istiyorsam Adnan Özmen'e oy vereceğim dedi. Çünkü Adnan Özmen'e biz demedik. Tokat'ta bizim Adnan dedi. Bu Adnan sizin Adnan. Bu Adnan bizim Adnan. Bu Adnan gariban Adnan. Para babası değil, gariban babası Adnan. Tokat'ın yeter artık. Yeter artık. Tokat'ın yatırımcıya ihtiyacı var ama siyasette para babasına ihtiyacı yok. Siyasette gariban babasına ihtiyacımız var. Tokatlı'yı birbirinden ayırmayacak.
Zeytini bulup kucaklayacak. Zeytini bulup kucaklayacak. Garibanını bulup kucaklayacak. Ekmeğini ve maaşını onunla paylaşacak. Garibanın sofrasından kalkmayacak. Her sofrada garibanı kucaklayacak. Derdine kulak verecek. Baba gibi bir adama aslanımızın ihtiyacı var. İnanç ve değerlerimize bir saldırı ve taarruz gerçekleşse, ne zaman ki bu memleket uçurumun kenarına sürüklense, kendisini fedakarca öne atan, şehit olması gerektiğinde en önde koşan, Hakkari'de bir sınır karakolunda aylarca sessiz sedasız nöbet tutan, vatan deyince ağzından bin kere daha vatan çıkan bu gariban, kimsesiz, boynu bükük ve sahipsiz insanları seçimden seçime hatırlayan değil, onları tek bir saniye unutmayın, adam gibi adamın adını alalım mı? O yüzden Tokatlı kararını verdi. Tokatlı kararını verdi. Hep birlikte verdi. Hep birlikte verdi. Bu şehrin caddelerine aşınmayan Bu şehirde nafakasını arayan, bu şehirde mazisi ve kökü olan, bu şehirde gelecek hayali kuran bütün hemşerilerim, daha önce hangi partiye oy vermiş olurlarsa olsunlar, bu defa artık değişimin adresini Milliyetçi Hareket Partisi Doğan Özmen olduğuna karar verdiler. Şimdi ben bugün bu meydanı yürekleriyle ısıtan, meydan okuyamak diyen, korkmuyoruz diyerek diyen, herkesi çiğneden, cesaret ve felaket sahibi Tokatlı hemşerilerimden şunu rica ediyorum. Diyorum ki bir hasta kaldı. Değişime sadece bir hasta kaldı. Yeni bir Tokat'a sadece bir hasta kaldı. Ve her tarafından yönetilecek Tokat'a bir hasta kaldı. Dişinizi sıkın. İmanınızı nasıl tarih vermeyin. Vicdanınızı kanıtlayın. Yolunuzu şaşırmayın. Her gördüğünüzü anlatın. Her gördüğünüzü önünü çevirin. Hakikati herkese paylaşın. Tokat'ta işler iyiye gitmiyor. Değişim gerekiyor diye her gördüğünüzde bu doğruyu paylaşın. 31 Mart'a kadar değişime yarak görevli olarak Tokat'ın değişmesi gerektiğine inanan ablalarım, kardeşlerim, abilerim, hepiniz bir evlatlarınızın gibi hane hane gezeceksiniz, evler gezeceksiniz, Tokat değişmezse bir kasabaya dönecek diyeceksiniz, burada yiyecek ekmek kalmayacak diyeceksiniz, Tokat'a yatırım lazım, Tokat'a istihdam lazım, Tokat'a gariban babası lazım, değişim lazım, olursanız olun. Bize oy vermeyecek olsanız da hepinizin tane tane aynı aynı tek tek saçınızı teri kalanı çok seviyoruz. Ve bugün burada bir kardeşim Merve. Bugün benim güzeller güzel hemşehrilerim, son olarak şunu söyleyeceğim, Merve geliyor benim kardeşim. Biliyorsunuz, bugünleri görmesini istediğiniz bir ağabeyimiz vardı. 2004 yılında Milliyetçi Hareket Partisi'nin Tokat Belediye Başkan adayı değerli ağabeyimiz. Zafere yürürken nasip olmadı. Ahmet Tanrı evladelerimiz seçime sayılı günler kalan Ahmet'e Rahman'a intikal etti. Biz bugün Ahmet abinin belediye başkan adayımız Ahmet abinin Zafere Rahman'a intikali ve şehadetinin seneyi devriyesi. Cenab-ı Allah mekanı cennete getsin. Cenab-ı Allah böyle inanmış yürekleri her zaman yanında
şehidimizin bize emaneti Merve Tanrıverdi kardeşimiz burada. Bizimle beraber babasının mücadelesini bıraktığı yerden, kaldığı yerden nefessiz, fasılasız, tadalıksız bir şekilde bugüne kadar sürdürüyor. Allah ondan razı olsun. İyi ki varsın Merve. İyi ki buradasın. İyi ki bizim bacımız ve kardeşimizsin. Bir kere daha Ahmet Tanrıverdi aleyhimizde neresinde? İslam'ın doğrularında birleşip İslam'ın doğrularını yaşatmak ve son mukaddes Türk yurdunu ayakta tutmak için rahmetin amana intikal etmiş ne kadar şehidimiz varsa Cenab-ı Allah hepsinden razı olsun, hepsinin mekanı cennete gitsin inşallah. Allah birliğimizi ve birliğimizi bozmasın. Allah kardeşliğimizi bozmasın. Allah fitneye ve çata geçip vermesin. Cenab-ı Allah bu memleketi ve milleti evansız bırakmasın. İslam'ın doğrularından ayırmasın. Sancılar altından ayırmasın. 50 bin yılda da bu topraklarda, bu vatan coğrafyasında inancımızın gölgesinde yaşamayı nasip etsin. Hepinizden Allah razı olsun. Şimdi programımız biterken size şunu söylüyorum. Dağılmıyoruz, şu lambaları bir yakıyoruz bakalım. Herkes şu telefonları yaksın. Hay maşallah ya. Şimdi seçimlerimiz var. Onurumuzla, gururumuzla babamıza ebediyete intikal ettik. Sizin bütün cümle geçmişlerine de rahmet diliyorum. İçinde de rahmetli babam da sizlerin nezdinde gururla, onurla bir kez daha hayal ediyorum. Çok ufak bir şey hatırlatayım. 2004 yılında sizde bir mezar taşı oynadık. Ve biz bunun onurunu, gururunu hala yaşıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Alanlarınızı açın.
yaşlı bakalım. Biraz geri gitsin. Aynısını işlerle aşağı. Yok, selfie yapacağız ya. Telefon hazırlayın da gel. Aslan abi ne var? Şöyle sen önden al. Cenab-ı Allah birliğimizi bozmasın. Hayır. İnşallah 31 Mart'ta zaferi nasip etsin. Hayır. Hayır.